hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyorum. Dersime, Tunceli'ye, Ovaca'ya. Tunceli'ye, Ovaca'ya ilk defa geliyorum. Biraz deneyimlerinizden, hissettiğiniz duygulardan ve karakterinizden bahseder misiniz? Tabii ki, seve seve. Tunceli çok merak ettiğim bir yerde öncelikle. Doğasının, coğrafyasının çok güzel olduğunu biliyordum. Fakat görmeden hiçbir şeyi gerçekten tam anlamıyla anlayamıyoruz. Aşık oldum buralara. Filmimiz bu sayede çok zengin bir film oldu. Daha evvel şehir dışında işlere gitmiştim. Fakat böyle güzel bir coğrafya gerçekten görmedim. İyi ki gelmişim diyorum. Karakterimle alakalı... Sakineden biraz evet, karakterimle alakalı bahsetmem gerekirse de... belediye başkanı adayı Zeynel'in, yani Necip Memilli'nin oynadığı karakterin... biricik eşiyim. Evet. Biricik eşi dememdeki sebep de şu... birbirlerine gerçekten aşkla, sevgiyle ve saygıyla bağlılar. Yani keşke bütün çiftler böyle olsa diyorum. O kadar güzel bir birlikte yakaladıkları o kadar güzel bir bağ var ki bu sadece eşiyle birlikte de değil. Yani görümcesiyle de yakaladığı çok güzel bir bağ var. Huzur var. Çocuklarıyla da öyle. Aslında biraz mizah tarafı kuvvetli bir kadın. Tam bir Anadolu kadını aslında. İyi niyetli, ailesine düşkün. Çevresine, insanlarına düşkün bir kadın. Bizim kadınlarımız gibi bir kadın. Sakine ile ilgili başka ne söyleyebilirim? Bilmiyorum yani. Çocuklarıyla arasındaki ilişki çok kuvvetli. Fakat çocuklar biraz canını sıktığında terlik en yakın dostu. Böyle bir hani hepimiz annelerimizden hatırlayacağımız kadarıyla o da bir terlik kadın diyebiliriz. Güzel, terlik kadın çok iyiymiş. Başka eklemek istediğin bir şeyler var mı? Güçlü bir kadın karakter öncelikle ve sevgi dolu bir karakter. Ne güzel söyledin. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben şimdi sormak çok isterim. Çok teşekkür ederim. Tunceli'de ilk defa mı bulunuyorsunuz? Evet, merhabalar öncelikle. Ben ilk defa Tunceli'ye geliyorum Dersim'e. Ovaca'ya ilk defa geliyorum. Buranın doğası, buranın insanları, buranın yaşayışı, buranın anlayışı çok güzel, çok başka, çok farklı. Bunu tatmış olmak, bunu deneyimlemiş olmak ayrıca büyük bir keyif. Çünkü 1300 rakımdasınız, enerjisi çok yüksek, gezilebilecek, görülebilecek, benim tabirimle bir sürü kahverengi tabelası var. Gözeleri tavsiye ediyorum özellikle. Munzur'a bir insanoğlunun buraya gelip Munzur'u görmesi, Munzur'a girmesi gerektiğine inananlardanım. Son bir aydır. Çünkü bir aydır buradayız. Şeyi tabii ki ayrı. Hani benim bir kızım var, bir eşim var. Özlem duygusu tabii ayrı. Ama keyifli bir ekiple çok güzel bir iş çektiğimiz için, doğasına, insanına hayran olduğumuz bir yerde olduğumuz için, anlayışına hayran olduğumuz bir yerde olduğumuz için o duyguları da hani bir yerde dizginleyebiliyoruz. Bu da bize herhalde buranın öğrettiği, buranın enerjisinin öğrettiği bir şey. Karakterimize gelecek olursak. Ben Zeynel Korkmaz'ı oynuyorum. Yaşadığı beldenin sorunlarına nasıl diyeyim işte isteklerin, taleplerin yerine getirilmemesine karşı çıkan, bu uğurda bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanan ve bunu değiştirebilmek için şiddet dilini değil de demokrat bir dili seçip seçimlere girip belediye başkanlığına adaylığını koyup kazanan ve sonrasında da hayatını belki de değiştiren. Spoiler veremez. Bunu koymayan olur mu? Adaylığını koyan diyelim. Adaylığını koyan kazanmıyor şaka. Ve bu uğurda bir şeyleri değiştirmek için çabalayan, muvaffak olup olamayacağını henüz bilemediğim, bunu söylemeyeyim bari, karakter oynuyorum. Çok keyifli, Zeynel çok keyifli, çok güzel bir adam. Ve Necip de inanılmaz güzel oynuyor bu karakteri. Gerçekten öyle. İşte Ankara'da okumuş gelmiş, kendi topraklarına gelmiş, insanlardan belki farklı düşüncelere sahip ama onunla iç içe olan, karısını, çocuklarını, ailesini çok seven, onların yanında her zaman duran, her zaman olan, yanlarında onlarla omuz omuza bir şeyleri yürüten bir karakteri oynuyorum. Çok da mutluyum. Yani özellikle de Büşra'yla, Büşra'nın dışında diğer ekip arkadaşlarım, abilerim, ustalar, genç arkadaşlar, çocuklar, onlarla olmak burada çok keyifli. Bu vakti beraber geçiriyor olmak çok güzel. Güzel de bir iş çıkarıyoruz ya, değil mi? Evet, yani evet. Güzel de bir iş çıkarıyoruz. Evet. Herkesi bekliyoruz filme.